Study plan'a geçiyorum. Bana göre study plan daha kolay. Çünkü study plan'da sadece plan yazıyorsunuz. Plan bence kendini bahsetmeden daha kolay oluyor. O yüzden study plan bence siz yapabilirsiniz. İlk önce akademik hedeflerinizi bahsetmeniz gerekiyor. Ne okumak istiyorsunuz? Mesela şöyle, neden bu ülkede eğitim almak istiyorsunuz? Neden Amerika'da değil? Neden Avrupa'da değil? Neden bu üniversitede okumak istiyorsunuz? Neden başka üniversitede değil? Neden bu bölümü okumak istiyorsunuz? Bu sorulara cevap vermek için sizin yapmak istediğiniz, okumak istediğiniz bölümünün alanı bu ülkede çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hem bu ülkede, hem kendinizin ülkede, hem dünyada. Mesela şu an bizim öğrencimiz, bu arada o KGSB mülakatı çağrıldı, mimarlık okumak istiyor. Biz de bugün şey yaptık, mülakat hazırlık yaptık. Bir şey demek istiyorum. Onun biz yaptık study plan ve motivasyon mektubu çok iyi bir seviyede. İngilizce çok iyi bir seviyede. Ama konuşmaya başladığı zaman çok basit bir seviyede. Burada bir sıkıntı var. Çünkü bir study plan motivasyon mektubu okuduğu zaman sizi başka bir taraftan görüyor. Siz tabii ki study plan motivasyon mektubu yazdığınız zaman hazırlık yapabildiniz. Zamanınız vardı. Ama mülakatta zamanınız cevap verme zamanınız olmayacak. Direkt söylemeniz gerekiyor. O yüzden mülakata çok ciddi hazırlamanız gerekiyor. Çoğu sorular aynı olacak. O yüzden bu sorulara bir önceden cevap yazın ve onu hatırlayın. Ve pratik, sürekli pratik yapın. Şimdi öncelikle onu söyledim. Yani mesela mimarlık. Neden Kore'de okumak istiyorsunuz? Neden Japonya'da değil? Neden Çin'de değil? Neden Avrupa'da değil? Bu sorulara cevap vermek için mimarlık alanı, avantajları, mimarlık alanında mesela ne kadar gelişmiş Kore'de onu bilmeniz gerekiyor. Bir de cevap verdiğiniz zaman şöyle. Mimarlık Güney Kore'de çok iyi bir seviyede. Böyle söylediğiniz zaman çok geniş, çok basit bir cevap. Böyle cevap vermeyin. Cevap verdiğiniz zaman, ay ben şey mülakata geçtim. Böyle cevap verdiğiniz zaman sizi kabul etmezler. Çok detaylı olmanız gerekiyor. Daha onu sonra geçeceğim. Şimdi study plan'a geliyorum, kusura bakmayın. Study plan'da yani neden bunu okumak istiyorsunuz? Çok detaylı yazmanız gerekiyor, tamam mı? Neden bu üniversitede? Mesela şöyle, neden bu üniversite yazdığınız zaman şöyle bakmanız gerekiyor. Bu üniversitenin web siteye gireceksiniz. Bu üniversitenin mesela hangi etkinlikleri yapıyor? Hangi seminerleri yapıyor? Profesörler kim? Mesela profesörler ne alanda makale yazdılar? Bu profesörler nasıl şeyle popüler mı? Hangi seviyede? Hangi konularda başarılı? Bunu düşünmeniz gerekiyor, tamam mı? Bunu bildikten sonra neden bu üniversiteyi seçtim? Çok kolayca cevaplayabilirsiniz. Şimdi gelecek planları. Tabii ki gelecek planına hedef planınızda gelecek planınıza nasıl gelebilirim onu da düşünmeniz gerekiyor ve nasıl gelebilirim yazdığınız zaman birazcık zorluklar da hakkında bahsedebilirsiniz. Mesela şey diye dil öğrenmek kolay değil ancak ben onu çabalayabilirim, ben onu yapabilirim ve şimdiden dili öğrenmeye başladım diye yazabilirsiniz. Sonra söylediğim gibi neden bu bölümü okumak istiyorsunuz onu da bakmanız gerekiyor. Belki mesela Kore'de ya da Çin'de başarılı bir profesör üniversiteden mezun olmuş. Tamam mı? Onu bakmanız gerekiyor. Yani bu üniversitenin, bu bölümünün bütün detayları bilmeniz gerekiyor. Ve belki söylediğim gibi bu üniversitenin öğrencileri konuşursanız daha çok detaylı bilgi alabilirsiniz. Ondan sonra şimdi cevapları kişiselleştirirsiniz.
daha iyi olur. Mesela şey yapabilirsiniz. Ben Türkiye'de doğdum ancak dedem Çinli. Bu bölümü seçmemdeki sebep kökenimle bağlantı kurmak ve Çincemi geliştirmek ve en önemlisi Türkiye-Çin arasındaki ticari etkileşimi geliştirerek ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyorum. Böyle bir şey yazabilirsiniz. Yani genel olarak değil, hem kendi hakkında hem detaylı veriyorsunuz, hem örnek veriyorsunuz, hem gelecek planı gösteriyorsunuz. Şimdi bu yüksek lisans öğrencileri için ve PhD için study plan'da genelde tez konusu yazmanız gerekiyor. Ve tez konusu yazdığınız zaman lisans öğrencileri için sadece tez konusu ve birazcık detaylı bilgi, birazcık bahsedeceksiniz. Neden bu tez konusu seçtiniz ve evet, neden bu ses konusunu seçtiniz ve bunu nasıl kullanacaksınız gelecekte? Ama yüksek lisans ve PhD öğrenciler için daha detaylı vermeniz gerekiyor. Mesela araştırma konu bu arada çok geniş olmaması lazım. Mesela mimarlık alanı Kore'de versus Türkiye mesela. Bu çok geniş ve çok kötü bir tez. O yüzden tez konusu seçmek için böyle bir size bir hack veriyoruz. Biraz şey açayım. Böyle bir hack veriyoruz. Sizin fakültenin profesörlerine ismi bakıyorsunuz. Google'dan araştırma yapıyorsunuz. Bu profesörler ne konuda araştırma ya da mülakat yazdılar ve ona benzer bir ya da sevdiğiniz bir mülakat tezi ona benzer bir tez konusu verebilirsiniz. Bu şekilde sizin motivasyon mektubu ya da study planınızdan nedeni yazdığınız zaman daha ekstra bir neden olacak. Şöyle dersiniz. Ben bu araştırma konusu yapmak istiyorum ve buna benzer ya da bu alanda mesela Profesör Seo bu alanda araştırma yaptı ve de şu an yapıyor diye neden yazabilirsiniz ve bu çok bir avantaj. Sizi gerçekten ciddi tarafından gösteriyor. Hem üniversite hakkında gerçekten bilginiz var. Hem tezi çok böyle geniş değil. Birazcık dar iyi bir küçük dar bir konu yazacaksınız. Böyle bir hack bence çok güzel. Ondan sonra doktora öğrenciler için şimdi kullanacağını metodoloji yazmanız gerekiyor. Metodoloji çok önemli. Hangi metodoloji kullanacaksınız ve sizin tezinizde insanları sorgulama olursa mesela şey olacak. Genelde bu mimarlık için değil de mesela mass media and communication şey yapıyorlar. Öğrencileri sorguluyorlar mesela ve onlardan cevap alıyorlar. Bunu yapıyorsanız ise onun örnekleme stratejisini yazmanız gerekiyor. Tabii ki de zorunlu değilsiniz ama ne kadar detaylı ve ne kadar profesyonel yazarsanız doktora veya yüksek lisans için o çok önemli. Çünkü lisans ve postgraduate yani yüksek lisans ve doktora study planlar tamamen farklı. Tamam mı? Onu unutmayın. Sonra çalışmaların uzun dönem planlara nasıl etki edeceğini bahsedin. Yani your future goals yani gelecek planınız. Mesela şöyle bir şey var. Biz bir tane öğrenciyi yazdık KCSP için. Mesela o şu an şey baktı çevre bölümüne environmental bir şey çevre bölümüne başvuruyordu Kore'de ve biz şöyle yazdık. Şu an devlet 5 senelik bir proje yapıyor çevreyi korumak için. Ve şey baktık, detayları baktık ve bu projenin ne konuda, ne hakkında bu proje. Ve bu öğrencinin tamamen su alakalı bir test konusu vardı. Ve bu test konusu bu Kore'nin ülkenin projeye
alakalıydı. O yüzden bu şey yazdık. Bu tezi, bu araştırma yapıldıktan sonra umarım benim yaptığımın yeni bilgileri, benim çıkarttığım yeni bilgileri bu projeye faydalı olabilir. Yani devlete faydalı olabilir. Sizin yaptığınız iş devlete faydalı olabilir, tamam mı? Ama bunu genel olarak yazmadık. Biz bilerek hangi proje yapıyorlar, hangi konuda destek olacağız, ne konuda tez yazıyor. Çok detaylı detaylı yazdık. Tamam mı? Yani bu çok önemli. Gelecek planınız da çok önemli. Çok detaylı olması gerekiyor. Ya da mesela siz lisanstan sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız, lisans mezun olmadan önce hazırlık, ne hazırlık yapacaksınız? Mesela şey diyeceksiniz, ben lisans mezun olduktan sonra yüksek lisans burs başvuru yapmak istiyorum. Ama bundan önce 4. yıldan itibaren ben tekrardan dil geliştirmeye çalışacağım. TOPIK 6 sertifika alacağım. IELTS 7 sertifika alacağım. Kendim mesela bu eğitimde yüksek lisansta başarılı bir şekilde eğitim almak için belki stajyerlik yapacağım ya da seminerlere katılacağım. Yani gelecek planınızın hazırlık da yazmanız gerekiyor, tamam mı? Sadece gelecek planınız değil, gelecek planının içinde hazırlık hakkında da bahsetmeniz gerekiyor. Ve sonrasında yani tabii ki her study plan için kullanmayabilirsiniz. Çünkü bazı study planlar mesela şeyde KGSB için çok sadece 2 sayfalık. O yüzden çok yazamıyorsunuz. Ama böyle sınırı yoksa şey yapabilirsiniz. Çalışma planı kısa bir özetli toparlayabilirsiniz ve en önemli noktaları yazabilirsiniz. Söylediğim gibi tekrardan çok detaylı sunun lütfen. Çok detaylı olun. Geniş konuları yazmayın. Klişe cümle çok önemli, tamam mı? Gerçekten siz farklı olmak istiyorsanız farklı bir şekilde yazın, tamam mı? Ve tabii ki de söylediğim gibi yazını başka birini okut. Mesela siz İngilizce yazıyorsanız native speaker'e birisini gösterin. Ya da mesela İngilizce öğretmeninize gösterin. Birisine gösterin. Yani kendim okudum, aa çok iyi oldu diye. Hayır, olmaz. Ya da kendine 2 gün sonra tekrar da bir okuyun. 5 gün sonra tekrar bir okuyun. Çünkü tekrar okuduğunuz zaman birkaç gün sonra kesinlikle ve kesinlikle bunu nasıl geliştireceğini öğreneceksiniz, görebilirsiniz. Tamam mı? Yani bu birazcık sıkıcı olabilir. Yani bu prosedür, bunu yazmak, şunu yazmak. Ama bu çok önemli ve sizin karakterinizi, sizin profilinizi gösteriyor. Buna zorluk gibi bakmayın. Buna bir şans gibi bakın, tamam mı? Bunu kendimi hiç tanımadığım profesörle göstermeye bir şansım, tamam mı? O yüzden her zaman pozitif olun.